Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Mester. Bu modülde genel mantıksal bağlanabilirlik sorunlarının giderilmesi hakkında konuşacağız. Bu ağımızda iletişim problemlerine sahip olduğumuzda nasıl sorun giderebileceğimizi anlamamızın gerektiği Network Plus sınavı N10-004 bölüm 4.7'den gelmektedir. Öyleyse bu mantıksal problemler, port hızı, çift yönlü uyuşmazlıklar, yanlış VLAN'lar, yanlış IP adresleri, ağ geçitleri, DNS'ler ve alt ağ maskeleri hakkında konuşmaya başlayalım. Nasıl sorun giderebileceğiniz konusunda her şeyi bu modülde görmüş olacağız. Şimdi port hızı ile başlayalım. Port hızı başlamak için güzel bir yer. Çünkü bu genelde yeni bir ekipmanı yüklediğiniz zaman karşılaşacağınız ve ilk sorunlardan birisidir. Bu ekipman parçası ne kadar hızlı ağ üzerinde iletişim gerçekleştirebilmektedir. Ethernet açıkçası çok farklı hızlarda iletim gerçekleştirebilir ve bu taktığınız ekipmanın kapasitesine takılacak olan altyapı cihazının kapasitesine bağlı olarak değişmektedir. Öyleyse bu sizin switchinizde, routerınızda, haplarınızda, iş istasyonunuzun kendisinde senkronize edilmesi gereken her şey olabilir. Ethernet saniyede 10 megabit, saniyede 100 megabit, saniyede 1000 megabit ile yani 1 gigabit ile Hatta bazı çok hızlı ethernet ağlarında saniyede 10 Gigabit ile çalışabilir. O halde port hızını nasıl ayarlamak istediğimizi belirlemeye çalışmadan önce herkesin aynı hızda çalıştığından emin olmamız gerekir. Ve ethernet ile bir güzel şey de bunun otomatik anlaşma olarak adlandırılabilen bir beceriye sahip olmasıdır. Mesele şudur ki istasyonunuzu otomatik anlaşma için ayarlayabilirsiniz. Bir switch'i otomatik anlaşma için ayarlayabilirsiniz ve bunları bunun içerisinde bağlayabiliriz. Ve bunlar tamamen aynı hızda ve tamamen doğru çift yönde çalışacaktır. Bu her zaman olsaydı mükemmel olmaz mıydı? Ne yazık ki otomatik her zaman olması gerektiği gibi tam otomatik değildir. Ve bazen bir cihazın kendini 100 megabit tam çift yönlü olarak ayarlarken bir diğer cihazın kendini 100 yarım çift yönlü olarak ayarlayacağını göreceğiz. Ve daha sonra bu iki sistem arasında düzgün trafik akışını sağlamak ve bizim için herhangi bir problem oluşturmamasını sağlamak amacıyla bu ikisini eşleştirmemiz gerekecektir. Bazen otomatik anlaşma çok güzel çalışmaktadır ve bu ortamınızda mantıklı bir şey haline gelmektedir. Otomatik anlaşmayı her zaman kullanırsınız ve bu kullandığınız ekipman için düzgün çalışır. Size daha fazla güç verir ancak yeni A kartlarının veya yeni bir ekipman parçasının sabit kodlu olması gerektiği durumlarda çalıştırmanız gerekebilir. Switch'e bu cihazın 100 megabitte çalışacağını ve bunun tam çift yönlü de gideceğini söylemeniz gerekebilir. Ve daha sonra cihazınıza sen 100 megabitte çalışacaksın ve tam çift yönlü de gideceksin diyebilirsiniz. Ve böylece her ikisi de nereden başlayacaklarını bilirler. Otomatik işlem ile canınızı sıkmayın. Sadece 100 megabitte de devam edin. Ve bunlar sabit kodlu olduğu için her şey düzgün şekilde çalışmalıdır. Ve her iki tarafta da mükemmel şekilde devam etmelidir. Portuzu ile birlikte çift yönlülük uyumluluğundan emin olmamız gerekir. Tıpkı biraz önce tartıştığım gibi, her şey sadece hızdan ibaret değildir. Bunun yarım çift yönlü veya tam çift yönlüde çalıştığından emin olmamız gerekir. Yarım çift yönlü, sizin de hatırlayacağınız gibi, bir kere de bir tarafın konuştuğu anlamına gelir. Bir kere de veriyi gönderebilirsiniz veya alabilirsiniz. Her ikisini de aynı zamanda gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden tam çift yönlü çok daha kullanışlıdır ve bugünlerde neredeyse herkes tam çift yönlü çalışıyor. Çünkü burada iki ayrı kanal vardır ve bu kanallar sayesinde aynı anda trafiği gönderebilir ve alabilirsiniz. Bunlar bir yerde karşılaşacaklardır ancak burada bir çarpışma olmayacaktır. Bununla çok yüksek hızlarda çalışabilirsiniz. Bu çok etkili bir yoldur. Bu iki tarafın problem oluşturacağından veya aynı zamanda veri gönderimi veya alınmasından dolayı birbirleriyle çarpışacaklarından endişe duymanıza gerek yok. Eğer bunlar eşleşmiyorsa performansınız düşecektir. Birileri dosya transferi yaptığı zaman, web üzerinde konuştuğu zaman veya etrafta gezinmeye başladığı zaman verimli sonuç alamadıklarından şikayet edecektir. O halde ideal çözüm bir hız testi gerçekleştirmektir. Nasıl bir sonuç alıyorsunuz? Upload ve download'da bunu görebilirsiniz beklediğinizden çok daha düşük bir hıza sahip oluyorsunuz. Bazen Ethernet bağdaştırıcı istatistiklerine baktığınız zaman burada hatların listelendiğini göreceksiniz. Ve buna bakarak bu hat üzerinde gönderim ve alım hatalarını görebilirsiniz. Ve eğer bu hatalar varsa çift yönlülüğün uyuşmazlığından kaynaklanabilir. Bunu sabit kodlayarak uyuşmazlık ile ilgili herhangi bir problem olmadığından emin olabilirsiniz. Bir iş istasyonunu sabit kodlamak için genelde A kartının özelliklerine gidersiniz. Örneğin burada bir Windows 7 Boardcom bağdaştırıcı var. Bunlar bu kart için Gigabit Ethernet özelliğindedir ve çift yönlü de hızı görebilirsiniz. 10 ve 100'ün olduğu yerde çift yönlü de hızı ayarlayabileceğime dikkat edin. Gigabit komünikasyonu neredeyse her zaman böyle olacaktır. Bu her zaman bir tam çift yönlü çalışacaktır. Bu Ethernet özelliklerinin içerisinde Buradan yarı olarak gigabit için ethernet özelliklerinin içerisinde yarım çift yönlü için bir belirleme vardır. Ancak hiç kimse daha önce yarım çift yönlüyü destekleyecek herhangi bir teknoloji veya herhangi bir donanım oluşturmadı. Ve bu yüzden her şey gigabit açısından baktığımızda varsayılan olarak tam çift yönlü de olacaktır. İşte bu yüzden bunu aşağı çektiğimiz zaman bu 10 megabit tam ve 10 megabit yarıma sahip olacaktır. Veya bunu 100 megabit tam veya 100 megabit yarım olarak sabit kodlayabiliriz. Eğer 1 gigabitte çalışıyorsanız sadece otomatiği ayarlayın. Bu gigabiti çalıştıracaktır ve varsayılan olarak tam çift yönünde çalışacaktır. Eğer bir ağa bağlanıyorsanız ve size bazı IP adresleri verildiyse ve siz ağ üzerinde iletişim kuramıyorsanız bu büyük ihtimalle yanlış VLAN'dan kaynaklanıyor olabilir ve sık sık switch üzerinde bunu yapılandırmanız gerekecektir. Switch neye bağlandığınızı bilir ve port no 3'te, kart no 1'de olduğunuza karar verir. Ve ben bu portu VLAN 10 olacak şekilde yapılandırdım. Ve VLAN 10 için doğru iş istasyonu konfigürasyonu olduğu sürece switch ile uyumlu olacaktır ve her şey yolunda olacaktır. Doğru VLAN olmadığı zaman bu bir sorun oluşturur. VLAN 5'te olması gereken cihazınız üzerinde bazı IP adreslemelerine sahip olabilirsiniz ve switch VLAN ona göre yapılandırıldığından dolayı bu hiçbir zaman A üzerinden IP yoluyla iletişim kuramayacaktır. O halde bağlantı kaybı dediğimiz şeyi yaşarsınız. Bu sadece A üzerinde konuşabilmek değildir. Genelde bu gerçekten manuel olarak yapıldığı zaman olur. Eğer bu IP için otomatik bir yapılandırma ise genellikle bu tip sorunlar ile karşılaşmazsınız. Çünkü VLAN için doğru IP adresini otomatik olarak atamış oluyorsunuz. Bununla ilgili önemli bir şey de çok büyük ortamlarda firewall'unuz veya diğer güvenlik aygıtlarınız IP alt ağınıza bağlı olarak ağınıza erişime izin vermek için yapılandırılmış olabilir. Ve eğer yanlış VLAN'da çalışıyorsanız, yanlış IP alt ağınızdasınız demektir. Bu her bir VLAN için tamamen farklı bir IP alt ağıdır. O halde biz pazarlama departmanındaysak, pazarlama VLAN'ında olduğumuzdan emin olmamız gerekir ve bu sayede pazarlama kaynaklarına erişime izin veren bir pazarlama IP adresi elde ederim. Bunun ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Eğer bunların hepsi eşleşmiyorsa, güvenlik açısından baktığımızda bir problem yaşayabilirsiniz. VLAN'ı yapılandırmak için varsayılan ağ geçitimizi pinkleyerek doğru ağ üzerinde olduğumuzdan emin olabilir ve eğer ben ağ geçitimi pinkleyebiliyorsam demek ki doğru VLAN'dayım. Doğru IP adresini aldım ve kendi lokal router'ımı görebilirim. Ve bu yüzden A üzerinde iletişim kurabilir olmalıyım. Eğer iş istasyonunuzda VLAN'ınızı yapılandırmanız gerekiyorsa bunu genellikle yapabilirsiniz. Yeniden kart için sizin Gigabit Ethernet özellikleriniz kısmında. Bu Boardcom kartı ile Gigabit Ethernet'in çalıştığı aygıtlarıma geri döndük ve burada bu iş istasyonuna göndereceğim ve alacağım. Komünikasyon için VLAN ID'sini sabit kodlayabilme seçeneğim vardır. Varsayılan olarak VLAN ID'sinin 0 olduğunu görebilirsiniz ve bu 4096'ya kadar gidebilir. Bu tek bir link üzerinde çok fazla farklı VLAN'ları çalıştırabileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak insanlar az miktarda VLAN'a sahiptir. Bazen biraz fazla, bazen daha az. Ancak bunun iş istasyonunda yapılandırılması normalde tamamlanamaz. Genelde bu sadece anahtarlama ortamınızda VLAN'ı otomatik olarak tanımlar. Ve eğer bu tip bir telefon hattı üzerinde VLAN'ı tanımlamanız gereken bir iş istasyonunun bulunduğu bir ortamdaysanız, belki de yaptığınız şey bir güvenlik tasarımı olabilir. A kart özelliklerinde doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun. Bir aygıtı ilk kez yapılandırdığınızda ve bir statik IP adresi ve alt ağ maskesi koyduğunuzda bunları ilk önce kapatmak istersiniz. Bunlar son derece önemlidir. Aslında gereklidir. Eğer bu makineye herhangi bir konfigürasyon bilgisi koymazsanız sorun yoktur. Çünkü en azından bir IP adresine sahip olmam, bir alt ağ maskesine sahip olmam ve ağ üzerinde iletişim kurabilecek durumda olmam gerekir. Bunlar doğru olacaktır. Bunun için üzgünüm ama bunların kesinlikle doğru olduğundan emin olmak zorundasınız. Burada gerçekten herhangi bir hatanın bulunabileceği bir yer yok. Eğer IP adresinizi yanlış alıyorsanız, beklediğiniz şekilde iletişim kuramayacaktır ve eğer alt ağ maskesi doğru değilse bilgisayarınız yanlış alt ada olduğunu düşünecektir. Veya gerçeğe kıyasla daha küçük bir alt a veya daha büyük bir alt ağ adresi olduğunu düşünecektir. Genelde ben bunları iki kez kontrol ediyorum. Özellikle eğer birisi bana bir IP adresi veriyorsa ve şunu söylüyorsa bu 192.168.0.4 ve sizin alt ağ maskeniz 255.255.255.0 ve ben bunu yazacağım. Ben bu adresleri ona geri okurum ve tamam 192.167 yazdım. Ve onlar hayır bir saniye bu yanlış 168 olacak derler. O halde doğru şeyi koyduğunuzdan emin olmanız gerekli. Ve bu peşin peşin sorun gidermek için güzel bir şey olacaktır. İki kez kontrol ettiğinizde gelecekte bununla ilgili bir probleme sahip olmazsınız. Doğru şekilde yapılandırdığınızı onaylamanın en iyi yolu IP adresinizi pinkleyerek emin olmanız ve daha sonra ağınız üzerindeki varsayılan ağ geçitini pinkleyerek emin olmanızdır. Eğer varsayılan ağ geçitini koymadıysanız çok açıktır ki birisini pinkleyemezsiniz. Tamam bir tanesini pinkleyebilirsiniz ama bunu nasıl iletileceğini bilemezsiniz. Eğer doğru alt ağda iseniz bunu öğrenmek için oldukça güzel bir yöntemdir ve bilgisayar doğru alt ağında düşünecektir. Alt ağın dışında varsayılan bir ağ geçitini pinkleyebilir miyiz? Hadi bunu deneyelim. Yerel IP adresimi pinklemeyi ve varsayılan ağ geçtiğimi pinklemeyi deneyelim. Ve makinemde bunları doğru şekilde yapılandırıp yapılandırmadığımı görelim. Şimdi bana 192.168.0.7 olarak statik IP verilmişti. Bunu pinkleyip pinkleyemeyeceğimi görelim. Evet yapabiliyorum. Ve doğru şekilde çalıştığını görüyorum. O halde en azından ağımı doğru şekilde yapılandırdım. Şimdi bu makinemin içerisinde çalışır durumda ve A kartımda iletişim kurabilecek durumdayım. Ama A girebilir miyim? Ağımdaki varsayılan A ağ geçti adresinin 192.168.0.1 olduğunu biliyorum. O halde bu IP adresini pinkleyeyim ve IP adresimi ve alt ağ maskemi yapılandırdım ve doğru şekilde A üzerinde iletişim kurabiliyorum. Daha sonra bu IP adresini alabilir olmam gerekir. Ve evet kesinlikle alıyorum. Öyleyse şimdi çok daha rahat hissediyorum. Eğer yerel ağ geçitimi pinkleyebilirsem, ağımın dışındaki diğer yerelleri de pinkleyebilmem gerekir. Ve sahip olduğum IP adresinin bir başkası ile sorun oluşturmadığından ve sahip olduğum alt ağ maskesinin muhtemelen doğru olduğundan dolayı oldukça rahatım. Durumun bu olduğundan emin olmak için alt ağınızın dışında da pinkleyebilmeniz gerekir. O halde burada bir ekstra adıma gitmek ve belki de internet üzerinde bir şeyi pinklemek isteyebilirsiniz. Bunun için iyi bir örnek olarak ana DNS serverlarından birisini verebiliriz. Bu 4.2.2.2'dir ve yazmak için de kolaydır. Eğer internette denemek istediğiniz başka bir adres varsa, alt ağınızın dışında herhangi bir şey denemek isterseniz ve eğer bunu yazarsam sadece kendi IP adresimin pinkleyemediğimi görebilirsiniz. İnternette de pinkleyebiliyorum ve tekrar geri dönebiliyorum. Öyleyse bu ağın içinde ve dışında iletişim kurabildiğimden emin olmak için oldukça iyi ve kullanışlı bir araçtır. Eğer bu noktada bir problem ile karşılaşıyorsam bu benim IP adresim ile ilgili değildir. Varsayılan konfigürasyonunuzda bir başka çok önemli şey de varsayılan ağ geçtinizdir. Şimdi bu sadece aynı alt ağda iletişim kuracaksanız çok önemli değildir. Sadece bunu kimse yapmaz. Hiç kimse kendi aynı alt ağı üzerinden iletişim kurmaz. Herkes kendi IP alt ağlarının dışında iletişim kurabilmek ister ve bunu yapabilmenin tek yolu da varsayılan bir ağ geçitini sağlamanızdır. Bu sayede bilgisayarınız şunu bilir. Eğer başka bir alt ağ ile konuşmam gerekiyorsa muhtemelen ağımdaki o router ile konuşmalıyım. Yeniden alt ağımın dışındaki bir şeyi pinkleyerek doğruluyoruz. Bu ağınızda başka bir yerdeki dahili router olabilir. Bu ağınızda başka bir yerde bir server olabilir. Ben 4.2.2.2'yi kullanarak sadece bir örnek vermiş oldum. Bu iyi bir seçimdi ve siz eğer birileri ortamınıza gelirse ve A sorun giderilmesiyle uğraşıyorlarsa bu adresi pinkleyebildiklerini görürsünüz. Bu oldukça yaygın olarak kullanılan bir şeydir. Çünkü yazması oldukça kolaydır. Burada başka şeyler de var ve sizin için favori olarak seçebileceğiniz bir şeyler bulabilirsiniz. Ve böylece bir pinkte size yanıt verebileceğinden emin olmak için her zaman bu alt ağın dışında başka bir şeyleri kullanabilirsiniz. Şimdi 4.2.2.2'yi deneyeceğiz ve router'ımızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Ve varsayılan ağ geçitimizin olması gerektiği gibi ayarlandığından emin olacağız. Başka bir IP konfigürasyonu da DNS serverlarıdır. Bu IP adresinizi, alt ağ maskenizi ve varsayılan ağ geçitinizi yazarken sahip olduğunuz diğer seçeneklerden birisidir. Sıkça sorulan sorulardan birisi de hangi DNS serverını kullanmayı istersiniz? Bir DNS server yazdığımız isimleri örneğin google.com gibi bir IP adresine dönüştürür ve bu sayede trafiği Google'a yönlendirebiliriz. Ayrıca IP adreslerini de yazabiliriz ve o aygıtın ismini gerçekte olduğu gibi geri dönüştürülmüş şekilde alabiliriz. Öyleyse bu DNS serverları çift yönlü çalışıyordur. İşletim sisteminizde bulunan ve NS Lookup olarak adlandırılan bir aracı kullanarak DNS konfigürasyonunuzun düzgün şekilde çalıştığını doğrulayabilirsiniz. Bu Windows ile birlikte gelir. Burada Linux ve Unix tipi ortamlar için bir NS Lookup vardır. Eğer bir isme ulaşamıyorsanız, arayamıyorsanız, Google.com'a göz atamıyorsanız, bu bir yönlendirme sorunu olabilir. Burada yanlış DNS sunucusu yerleştirilmiş olabilir. O halde Google.com için NSLOOKAPI yapmayı deneyin ve herhangi bir şey elde edip edemediğimize bakalım. Komut istemcisine geri dönelim. www.google.com için MSLOOKUP'u çalıştıralım. Bakalım ne elde edeceğiz. Güzel. Bu Comcast'te belirli bir server kullandığımı söylüyor. Şimdi bu bir anlam ifade ediyor. Çünkü bu benim bulunduğum server ve a ve bu google.com için söylüyor. Bu aslında www.google.com'a geri çözümlüyor ve burada google.com ile iletişim kurabileceğim tüm adresler yer alıyor. Öyleyse Google sahip olduğu server tipleriyle son derece geniş ve esnek. Kendi ortamlarında çok sayıda servere sahipler. Bu yüzden sadece www.google.com'a gitmek için birçok yere gidebilirim. Şimdi başka bir şey yapalım. nslookup yapalım ve Microsoft'a gidelim. Burada Microsoft.com yazıyoruz ve gidiyoruz. Şimdi nasıl bir cevap alacağımıza bakalım. Microsoft için bu biraz daha farklı. Çok farklı isimlere giden farklı servis setlerini kullandıklarını görebilirsiniz. Microsoft dünya çapında serverlara sahip. Ve bunların hepsi bir Microsoft.com domainli değil. Bunlar üçüncü partileri kullanıyorlar. Genelde bu yazılımlarını ve kendi web servislerini dünya çapında dağıtabilmek içindir. O halde Microsoft şeklinde görünmeyen bir ping yanıtı alabilirsiniz. Microsoft'a ait olarak tek kısım buradaki MS harfleridir. Ama görünenin ardında doğru IP adresine gittiği sürece ve siz Microsoft web servislerine ulaşabildiğiniz sürece bunun bir önemi yoktur. Bu düzgün çalışıyor olmalıdır. Eğer geri yanıt alabiliyorsak ve bu IP adreslerini görebiliyorsak o halde NS konfigürasyonunuzun ve DNS konfigürasyonunuzun düzgün şekilde çalıştığını bilirsiniz. Şimdi mantıksal bağlanabilirlik sorunları hakkında neler öğrendiğimize bir bakalım. İlk sorumuz şu. Hangi konfigürasyon seçeneği yerel alt ağınızı tanımlar? Sisteminizin hangi alt ağda olduğunu söylediği bir takım numaralar vardı ve bu bizim alt ağ maskemizdi. Sonraki sorumuz hangi konfigürasyon seçeneği bulunduğunuz yerde sanal yerel alan ağını tanımlar? Örneğin pazarlama departmanı tarafından kullanılan ağ olacağı şekilde konuşmuştuk ve bu bir pazarlama vilanı veya gerçek ismiyle sanal yerel alan ağıydı. Hangi konfigürasyon seçeneği harici IP alt ağlarına erişim sağlamak amacıyla kullanılan router'ı yapılandırır? Biz IP alt ağımızın dışında başka bir şeyi nasıl kullanabileceğimizi, hangi aygıt ile konuşmamız gerektiğini ve bunu nasıl yapılandıracağımızı bilmek istiyoruz. O halde bu bizim varsayılan ağ geçtiğimizdir. Bu alt ağın dışında konuşabilmek için kullanacağımız router'dır. Yerel bağlanabilirlik sorunları için bu modül burada sonlanıyor. Port hızları ve çift yönlü uyuşmazlıklar, ağ geçitleri, DNS ve alt ağ maskelerini gördük. Ve şimdiye kadar bağlanabilirlikte karşılaşabileceğiniz bazı mantıksal problemleri çözebileceğinizden emin olmanız için ihtiyacınız olan şeyler hakkında çok iyi bir fikre sahip olmanız gerekir. Bu modüle katıldığınız için teşekkürler. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, Mesaj panolarına katılmak ve daha birçok şeyi istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com